Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2022 kişisel değerlerinizi fark edip yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz takdirde sizin için maddi manevi büyük fırsatlar getirebilir. Evet, yıla Venüs retrosuyla başlıyoruz. Venüs sizin para evinizi, ikinci evinizi yönetiyor ve Ocak ayı boyunca özellikle parasal konular, iş konuları, kariyer evinizle, kariyer konularınızla ilgili alanları daha fazla sorgulayacaksınız. Burada yaptığınız işleri, beraber çalıştığınız kişileri, özellikle iş konularındaki sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz ya da sevmediğiniz koşullar, işte birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz veya özellikle iş ve kariyer konularındaki tercihlerinizle ilgili bazı gözlemler olabilir. Tüm bunlar biraz daha sorgulama altında olacak. Ocak ayında yeni kararlar vermemek daha doğru olabilir. Süregelen koşulları devam ettirmek veya biraz hani gözlemek sizin için daha doğru olabilir. Alışverişler, parasal yatırımlar, özellikle maddi konular, iş konuları, kariyer konularında hızlı karar vermemek gerekiyor. Yılın geneline baktığımızda aslında tutulmalar, ay düğümleri geçişi ikinci ve sekizinci evinizde olacağı için sevgili koçlar, bu yıl sizin için para konuları tabii ki birinci planda. Kazançlarınız, iş konuları, kazandığınız paraların değerlenmesi veya size ait bazı mal varlıklarının yönetilmesi, borç alacak konuları, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, eşinizin kaynakları, tüm bunlar yıl genelinde daha güçlü etkilerle dönüşümler içerisinde olabilir. Uranüs de para evinizde, unutmayın. Yıl genelinde güçlü bir Uranüs etkisini de hissedeceğiz. Tutulmalar Nisan, Mayıs, Kasım ve Ekim aylarında olacak. Tabii ki 6 ay arayla 4 tutulmamız var bu yıl. Ve yılın genelinde büyük resime baktığımızda aslında bu tutulmalar şekillendiriyor. Özellikle Nisan ve Mayıs'taki tutulmayla beraber Nisan tutulması para kazançlarınızla ilgili iş ve kariyer konularında size hızlı ve yeni açılımlar getirebilir. İş arıyorsanız bir iş imkanı örneğin veya çalışmalarınızda, kariyerinizde yeni kapıların açılması. Farklı alanlardan yeni kazanç imkanları olabilir. Daha önceden yaptığınız bazı maddi yatırımların gelirleri, yani geri dönüşleri söz konusu olabilir. Mayıs ayında Akrep burcunda bir ay tutulması 8. evinizde Güney düğüm yönünde olacağı için özellikle borçlanmalar, kredi konuları, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklara bu yılın genelinde aslında biraz daha hassas yaklaşmanız gerekiyor. Kazançlarınızı güvenli bir şekilde değerlendirmeniz, istikrarlı bir para politikası izlemeniz lazım. Boğa çünkü tutumluluk demek. Macera aramıyoruz yıl genelinde. Uranüs her ne kadar zaman zaman size bazı ilginç fikirler getirse de, maddi konularda fırsatlar getirse de güvenli adımlar atmakta fayda var. Borçlanma konularına dikkat edelim. Kredi konularına dikkat edelim. Borçlarımızı ödeme konularında daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çalışalım. Eşimizin kaynakları ya da ortaklı gelirler alanında zaman zaman kısıtlamalar olabilir ya da beklemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yılın genelindeki daha çok Mayıs ayı ve yıl sonunda Kasım ayı dikkat çekiyor. Biraz da hani vergi konuları, borç konuları, ödeme konuları, sigorta, miras, nafaka gibi bazı konular hayatımızda kendini gösterebilir ve bunlarla ilgili mücadelelerimiz olabilir. Evet, Ocak ayında Venüs retrosu iş kariyer konularında gözden geçirmelerine neden olurken gezegeniniz Mars bu yıl çok önemli bir hareketle 3. evinizde uzun süre kalacak. Ağustos ortalarında İkizler Burcu'na geçiyor. Yılı zaten burada tamamlayacak. Yılın son 2 ayı 31 Ekim'den itibaren de gerilemesi var. Retro harekette olacak. Bu sizin için önemli bir enerji tabii ki. Hareketli bir yılda olduğunuzu işaret ediyor. Özellikle Ağustos ortalarından itibaren daha fazla seyahatlerin, gezilerin, ticari aktivitelerin olması mümkün. Yakın çevrenizdeki kişilerle de ilişkileriniz bu yıl öne çıkıyor. Yani kardeşler, akrabalar, komşularla daha fazla bir enerji alışverişi içerisinde olabilirsiniz ama Mars hareket olduğu kadar, aksiyon olduğu kadar biraz agresyon da yaratır. Buradaki ilişkilere, mücadelelere de dikkat edelim. Özellikle gerileme döneminde yılın son 2 ayında seyahat planlarınızda bazı gecikmeler, eğitimlerle ilgili konularda sorunlar ya da yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, akrabalarla ilgili bazı problemler daha çok sizi zorlayabilir. Özellikle Ağustos ayı, Eylül sonu ve Ekim başlarını ticari aktiviteler ve eğitim konularında çok başarılı bir şekilde değerlendirebilirsiniz ve buralardan kazanç anlamında da
fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Mars'ın geçişi sevgili koçlar. Evet, sorumluluklar gezegenimiz Satürn. Bu yılda Kova burcunda, geçen yıl olduğu gibi 11. evinizde ilerliyor olacak. Bu yıl Uranüs'te çok fazla bir zıtlaşması yok. Sadece yıl sonu Ekim ayında bir Uranüs-Satürn karesi hissedeceğiz. Yılın genelinde Satürn Kova burcunda, özellikle sizin için tabii ki geleceğe ait planlarınızda biraz daha yeni yapılandırmalar, daha güçlü adımlar atmanız konusunda sorumluluklarınıza dikkat çekiyor. Hani iş konuları, kariyer konularında yapıcı davranabilir burada Satürn, veya iş ve kariyerden kazandığınız kaynakları uzun vadeli istikrarlı bir şekilde değerlendirmek veya yeni projelere aktarmak için de yıl genelinde size daha ciddi, daha kararlı enerjiler verecek. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları, arkadaşlarla ilişkilerinizle daha ciddi yapılandırmalar içerisinde bazı arkadaşlarınızla evet yollarınızı ayırabilirsiniz. Satürn burada gerekliyle gereksizi biraz ayırt ediyor aslında. Sorumluluklar öne çıktığı için daha çok iş bağlantıları, biraz daha olgun kişilerle daha fazla bir arada olmanız ya da bazı gruplarda, organizasyonlarda, işte kulüp olabilir, dernek olabilir, vakıf olabilir, hatta politik bazı uygulamalar olabilir. Buralarda bazı sorumluluklar alabileceğinizi de işaret ediyor. Özellikle Ekim ayında Satürn-Uranüs karesi finansal kaynaklarınızı daha doğru değerlendirmeniz gerektiğini, risk almamanız gerektiğini işaret ediyor. Çünkü Uranüs'ün tesiriyle alınabilecek bazı riskler burada kısıtlanmalar ve beklemediğimiz koşullar nedeniyle kayıplar da getirebilir. Buna dengeli yaklaşmakta fayda var. Sevgili koçlar, 2022'de şans gezegenimiz Jüpiter sizin burcunuzu da ziyaret edecek. Öncelikle yılın ilk 6 ayında 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda bir Jüpiter geçişi var. 12. evinizde olacak. 12. ev Jüpiter içinde güzel bir ev. Burada maddi gelişimler açısından, özellikle manevi ilerlemeler açısından sizi çok destekleyebilir. Kendinizi daha güvenli, daha huzurlu hissedebilirsiniz. Sanki böyle bir manevi rehberlik almak veya hani görünmez bazı enerjilerin sizi koruması gibi bir etki söz konusu. Üstelik Balık burcundaki Jüpiter Nisan ayında muhteşem açılar yapacak. Nisan'ın başında 1-7 Nisan arası Oğlak burcundaki Plüto ile bir sekstil açısı var. Bu size otoritenin, yani güçlü kişilerin, özellikle iş kariyer konularında önemli desteklerini, yardımlarını getirebilir. Yine Jüpiter'in özellikle 5-15 Nisan arasında Neptün'le güzel bir kavuşumu var. Jüpiter-Neptün kavuşumu manevi derinleşme, farkındalık anlamında muhteşem bir enerji getiriyor size. Bu yıl biraz daha hayatın ruhsal yönlerini daha fazla sorgulayabilirsiniz. Önemli bireysel keşifler yapmanız mümkün. Özellikle bu tarz konularda çalışmalar yapmanız, biraz daha hani ruhsallaşmanız, maneviyata yönelmeniz mümkün görünüyor. Tabii ki karşılıklı yardımlaşma faaliyetleri de hayatınızda söz konusu olabilir. Hani sizin başkalarına destek olmanız, yardımlarda bulunmanız ya da ihtiyaç duyduğunuz alanlarda size farklı yardımların gelmesi çeşitli şekillerde mümkün. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, özellikle işinizle de bağlantılı olabilir bunlar. Önemli ve güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz. Buralardaki amaçlarınıza özellikle Nisan ayında ulaşabilirsiniz. Nisan ayı sizin için önemli bir ay zaten. Burcunuzda bir yeni ay oluyor. Bu yeni ay işte yeni adımlar atabilirsiniz, yeni açılımlar olabilir ve bu hedeflerinizde, hayatınızda yapacağınız girişimlerde çok güçlü rehberlikler almanız, çok güçlü maddi manevi desteklerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Sevgili koçlar, 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter burcunuza geçiyor. 28 Ekim'e kadar Jüpiter burcunuzda ilerleyecek. 28 Ekim'den itibaren tekrar bir Balık burcuna geçişi var ama 21 Aralık'tan itibaren tekrar burcunuza dönecek. Evet, tabii ki güneşinizle kavuşan bir Jüpiter önemli bir gezegen. 12 yılda bir çünkü Jüpiter burcunuzu ziyaret ediyor. Bu da size önemli bazı fırsatlar getirebilir. Çok şanslı olabileceğiniz bir dönem, özellikle Nisan ayında alacağınız yardımları, destekleri ya da içsel
rehberlikleri iyi değerlendirebilirseniz 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle beraber daha özgüvenli, daha cesur, daha aktif bir dönem bekliyor sizi. Girişimler konusunda, hayatınızda yeni bir şeyleri başlatma konusunda çok daha güçlü bir destek altında olacaksınız. Sevgili koçlar, 11 Mayıs'tan itibaren büyük şans gezegenimiz Jüpiter burcunuza geçecek. 12 yılda bir burcunuzu ziyaret ediyor biliyorsunuz. O yüzden çok önemli ve çok güzel bir etki bu yıl içerisinde. 28 Ekim'e kadar da burcunuzda olacak. Özellikle Nisan ayındaki alacağınız içsel rehberlikler ve yardımlarla hedefinizi belirlerseniz 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in de desteğiyle gerçekten çok hızlı adımlar atabilirsiniz. Jüpiter büyütücü, geliştirici bir gezegen. Enerjileri büyütüyor. Sizin özgüveniniz de artıracak. Kişisel cesaretiniz de artıracak. Kendinizi daha dikkat çekmek için daha özgüvenli bir şekilde yani hayatınızdaki amaçlarınıza rahatlıkla inisiyatif alarak adım atabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Ve tabii ki şanslı da olacaksınız bu dönem içerisinde. Üstelik Ağustos ortalarından itibaren Mars'ın da İkizler Burcu'ndan size güzel bir destek verecek olması. Ekim'in sonuna kadar olan dönemde ilişkiler, ticari aktiviteler, eğitimle ilgili girişimler, kişisel bazı hedeflerinizde, sosyal hayatınızda ve ilişkiler alanında çok güçlü açılımlar, destekler size getirebilir. Bu güzel yılı iyi değerlendirmeye çalışın sevgili koçlar. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da yeni videolarımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.